Herkese selamlar, merhabalar. Ben İsviçre'den Emrah ve Ersoy abim. Bugün, herkese merhaba. Bugün sizlere Luzern şehrini tanıtacağız. Luzern şehrinde tarihi eser yerleri sizlere göstermek için yola çıktık. Şu an şehrin içindeyiz. Burada Altstadt diyorlar değil mi abi? Evet. Yani Altstadt diyorlarmış. Bildiğim kadarıyla öyle. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla bu şekilde. Sizlere buraları göstereceğiz. Luzern şehri şu şekilde söyleyeyim. Göller şehri deniliyor buraya. Biz sizlere bunlarla alakalı görselleri ileteceğiz. Hem bilgiler vereceğiz hem de güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Şimdi tarihi konuda çok ilerlemiş bir şey var, durum var. Nedir? Bu bir köprü var. O köprüye doğru gideceğiz. O köprü hakkında size bilgiler vereceğiz. Ersoy abi de bana yardımcı oluyor gördüğünüz gibi. Aynen, şu anda kamera bende. Ağırlık bende yani. Aynen. Bütün ağırlık Ersoy abiye yükledik. Bakalım size biraz buraları gösterelim. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Hava bu arada soğuk. Hava soğuk. Hava şu an 2 derece. Ama insanlar alışık olduğu için bunu çok fazla umursamıyor. Aynen. Güzel yerler buralar, güzel yerler. Da bulunmuş olduğumuz yer Luzern şehrinin en ünlü köprülerinden bir tanesi olan bu köprünün adı Kappel köprüsüydü sanırım. 1333 yılında Luzern şehrini koruma amaçlı yapılan bu köprüde içeride 17. yüzyıldan kalma tablolar mevcutmuş. Şimdi zaten birazdan içeriği birlikte göreceğiz. 1993 yılında çıkan yangında tabloların birçoğu zarar görmüş. Ama sonrasında yenilerini eklemişler ve tekrardan insanların görseline sunmuşlar. Şimdi hep birlikte köprüye doğru yol alalım. Hadi bakalım. Martı nasıl çağrılır? Ben bunları besleyeceğim. Gel. Al lan, düzgün al. Neredesin? Gel. Burada var. Gel. Çok iyi ya. Evet, şimdi sizlere az önce söylemiş olduğum Kappel Köprüsü'nün içine doğru yol aldık. Şimdi bu köprünün içinde 17. yüzyıldan kalma tablolar var. Bu tabloları sizlere göstereceğiz. 1993 yılında çıkan yangında bu tabloların çoğu zarar görmüş. Fakat sonrasında yenilerini büyük bir ihtimalle orijinal olmamak kaydısıyla yenilerini koymuşlar. Şimdi hep birlikte onları bir inceleyelim bakalım. Hadi gelin bakalım. Köprüyü gezmeye devam ediyoruz. Bu köprünün sonunda sekizgen bir kule var. Bu kule zamanında hapishane diye kullanılmış. Yani sonuç olarak Luzern şehrini koruma amaçlı kurulan bu köprünün en sonundaki sekizgen yer hapishaneymiş. Ama şimdi daha çok incik boncuk satılıyormuş. Hep birlikte gidelim oraya bakalım. Haydi. Bu arada size şunu söyleyeyim ben. Normalde bizim Türkiye'de
biliyorsunuz ki bahar ayı geldiğinde bir hıdrellez kutlaması gibi bir durum söz konusu oluyor. İsviçre'de de Fasnacht deniliyor. Doğru mu Ersoy abi? Evet. Fasnacht deniliyor. Bu Fasnacht'ta değişik tiplemeler var. Eğlenceler birkaç gün sürüyor. Hatta gece 4'te insanlar tamamen ışıklarını kapatıp sadece mumlarla, ışıklandırmalarla sokakta yürüyorlar. Bu kışın tamamen bitti ve yaza merhaba, bahara merhaba adı altında yapılan bir festival havasında geçen bir durum söz konusu. Bununla alakalı zaten bir video çekeceğiz. Ama şimdiden hazırlıklar başladığı için size göstermek istiyorum tiplemeler nasıl, nedir, ne değildir. Siz de bir görün. Videoda zaten daha iyi anlayacaksınız. O zaman çekeceğimiz videoda. Abi gösterebilir miyiz? Ki zaten biz bu tiplemeleri daha da yakından size göstereceğiz. Gerçekten korkunç da denilebilecek veya çok sevimli de denilebilecek tiplemeler mevcut. Köprü oldukça uzun bir köprü. Mesafesi ne kadar bilmiyorum. Dışarıdaki bilgi tablosunda yazıyorsa bunu da size söyleyeceğim birazdan. Luzern şehri gerçekten İsviçre'ye gelenler için görülmesi gereken bir yer. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim. Göller şehri aynı zamanda tarih kokusu çok fazla ve bu köprü, bu arada köprüden bahsediyoruz hazır, bu köprü küçük olmasına rağmen içeride turistlerin alışveriş yapabileceği tarzda küçük dükkanlar var. Hatta şimdi bu tarafta size göstereceğiz. İsviçre çakısı vazgeçilmezdir. Birçok insan bunu bilir ki ilerleyen zamanlarda bizim sizlere İsviçre çakısı ile alakalı sürprizlerimiz, hediyelerimiz olacak. Onun dışında küçük biblolar var mevcut. Efendime söyleyeyim, trenler ve İsviçre logolu birçok şeye rastlayabilirsiniz burada. Şu anda köprünün sonuna geldik. Dışarıda size göstermek istediğim yer sekizgen kule. Kule tarzında bir yer. Zamanında orası hapishaneymiş ama şu an incik boncuk hediyelik eşya satılması için kullanılıyor. Hemen sırt tarafımda kalıyor sanırım. Şöyle göstereyim size. Daha doğrusu Ersoy abi bana biraz yardımcı olsun ve kuleyi göstersin. Yanlış bilgi vermek olmasın. Şu anda siz de gördünüz. Burada okuduk, inceledik. Vermiş olduğum bilgilerin bazılarında eksiklik var. Yanlışlıktan ziyade eksiklik var. Bu kule aynı zamanda su kulesi olarak kullanılmış. Su kulesi olarak kullanılmadan önce hapishaneymiş. Hapishaneden sonra su kulesi ve şu an güncel durumu da hediyelik eşya satılan yer olarak sizlere, bizlere, turistlere hizmet vermekte. İsviçre'de insanların çok beğendiği bir şey var. Bu da kestane kebap. Ve şu an bir kestane kebap satan bir büfenin önündeyiz. Kendilerine bir merhaba diyeceğiz. Selam vermelerini isteyeceğiz. Aynı zamanda şu güzellikleri de görmenizi istiyoruz. Alo. Merhaba.
Danke schön. Merci. Danke auch. Aldık. Yiyoruz. Tschüss. Şimdi biz burada gezerken Türk bir kardeşimize rastladık. Adı Melisa'ymış. Melisa selamlar. Merhaba. Merhabalar. Melisa burada mı yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum. Luzern'de yaşıyorsun. Evet, Luzern'de. Kaç yıldır buradasın? 2 seneden beri burada yaşıyorum. Daha önceden Türkiye'de mi yaşıyordun? Evet 7 sene boyunca Türkiye'de yaşadım. 7 sene Türkiye'de yaşadın. Evet. 2 sene öncesi? Yani burada doğup büyüdüm. Hı. Sonra Türkiye'ye geri döndük 7 sene boyunca. Okay. Ondan sonra buraya yine geldim. Ha okey. Arada bir Türkiye maceran oldu. Aynen. Türkiye'yi gördün, İsviçre'yi evet, gördün. Evet. Peki sana soru soracağım şimdi. Türkiye mi İsviçre mi? Şimdi şöyle, Türkiye çok güzel bir ülke, muhteşem bir ülke, çok güzel yerleri var gezilecek. İsviçre'de de öyle ama mesela yazın gelmek için Türkiye'yi derim. Çünkü hani orada alışveriş merkezi var. Daha ucuz değil mi? Aynen, daha ucuz olduğu için bir de orada istediğimi alabiliyorum. Okey. Ama İsviçre'de öyle bir şey olmuyor, çok pahalı olduğu için. Oldukça pahalı. Peki öğrencisin? Türkiye statüsünde kaçıncı sınıfa denk geliyor şu an okuduğun? Şu an okuduğum... Lisede misin daha doğrusu? Yok, 8. sınıf oluyorum. 8. Yani orta 3 oluyor sanırım Türkiye'deki. Hey çok güzel ya. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. ATV izleyicilerine bir şey söylemek ister misin? Instagram'dan takip et. Süper. Senin de Instagram'ını verelim mi? Evet verelim. Verelim mi? Verelim. Ver hadi Instagram'ını ver. Melisa Altire Kaçar ama... C. Okey. Melisa Altire Kacar. Yok Kacar. Ekleyin kardeşimi. Çok teşekkür ediyoruz. Melisa teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dankeschön. Arkadaşı tanıtmadık bu arada. Laura. Evet, arkadaşın. Laura. Arkadaşım Laura. Arkadaşın Laura. Kendisi İsviçre'de mi yaşıyor yoksa? İspanyol. İspanyol'da yani İspanya'da doğup büyüdü. Hı-hı. Ama sonra o da İsviçre'ye geldi. Okey. Repeat after me. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Süper ya. Luzern'in arka sokaklarında gezerken mağazaları görüyoruz. Mağazaların vitrinlerinde bulunan ürünlerin fiyatlarını hep birlikte görelim. Ve ben size ne kadar kaç para olduğunu göstermeye ve söylemeye çalışayım. Burası bir ayakkabı mağazası. Ayakkabı mağazasındaki fiyatları görüyorsunuz. 279 franktan %50 indirimle 139 franka düştüğü yazılıyor, söyleniliyor. Fiyatlar şu an sizin düşüncenize göre oldukça fazla pahalı olabilir. Ama kaliteli deriler, efendime söyleyeyim güzel görsellere sahip olan ayakkabılara Türkiye'de 150-160 TL verdiğinizde sizin için sıkıntı yoksa İsviçre'de yaşayanlar için de bu fiyatları vermek hiç problem değil. Biz hava kararmadan buraları daha güzel bir şekilde size göstermek için yürümeye devam ediyoruz.